Rabbi önümü aç. Senin isminle başladım, senin de vekilinim dünya, öyle demiyor mu? Ben yeryüzüne insanı kendi vekilim olarak gönderdim diyor. O yeryüzünde benim adıma hükmedecek. Ha? Yeryüzünde benim adıma hükmeden insan mümin, öyleyse onu düşünerek hükmedecek. Ben yeryüzünde Allah'ın vekiliyim. Allah'ın vekili olduğuma göre benim gayrimeşru işlerle işim olmamalı. Onu öyle değerlendirmek zorundadır. Şimdi şöyle, yani mübarek Ramazan'da teşbihde hata olmaz derler. Efendim, şöyle kaldırdınız. Kaldırdınız. Yani haşa, ey Allah, yasak ettin de ne oldu? İşte içiyorum demek değil midir bunun zımmında? Şöyle yaptığın hareket. Eyvallah. Ha. Yasak olduğunu bile bile yapan bile, bir insan için. Değil, bile bile. Yani bunun yasak olmadığını bilmeyen var mı şimdi? Yoktur. Hiç kimse yok. Yani hiç kimse işlediği hatanın, günahın günah olmadığını şey yapmıyor. O günah olduğunu bile bile yapıyor zaten. Bile bile yaptığımız için zaten sıkıntı. Allah diyor ki bilmeden yaptıklarınızı affederim sizin diyor Mevla. Bilmeden yaptıklarınızı, ama bilerek yaptıklarınızı kolay kolay affetmem. Affedebilmem için affa vesile olacak işler yapmanız lazım diyor. Onun için Mevla bu mübarek Ramazan'da ben eminim ki bizi yıkayacak Mevla. İnşallah. Hani yumazsa abu lütfun ehli, bak ben çok gevezeyim. Ben bir başladım mı giderim öyle. Estağfurullah. Yumazsa abu lütfun ehli cürmün cürmünü ya Rab. Ya oğul bir hat ve bir payan olan deryayı neylersin diyor. Ey ulu Allah'ım, senin rahmet denizin günahkarın günahını yıkamayacaksa neye yarar ya Rabbi, ver de yıkasın diyor. İşte o bu aydır efendim. İşte bu ayda Mevla onunla bizi yıkayacak inşallah. Zaten bu üç aylarla ilgili dua ederken Allah'ım Recep ve Şaban'ı hakkımızda mübarek kıl. Ramazan'a ulaştır. Ramazan'a ulaştırdım mı yetiyor zaten, çünkü bereket öyle bir yağacak ki o zirve. İstifade etmemek mümkün değil. Tabii. Yeter ki biz samimi olarak teveccüh edelim. Heh, bütün mesele zaten iyi niyet önemli. Hani geçen şeyde bir yerde söyledim ben onu, ama nerede söyledim bilmiyorum. Malum işte Hazreti İbrahim'i ateşe attılar ya. İbrahim ateşe attıklarında o uzun bir hikaye, o faslı anlatmayacağım, bu delikanlılar bekliyor çünkü. Şimdi karınca küçücük ağzıyla su götürüyor. Diyorlar ki ya nereye gidiyorsun sen böyle? İbrahim'i ateşe atmışlar, onun ateşini söndürmeye gidiyorum deyince gülüyorlar. He, bu ağızla mı diyorlar, yani bu suyla mı? Ben de biliyorum ki bu benim ağzımla götürdüğüm su İbrahim'in ateşini söndürmez. Ama yarın Mevla bana benim sevgilimi, habibimi, dostumu ateşe attılar, ne yaptın diye sorarsa Mevla bana, diyeceğim ki ya Rabbi su taşıdım. Kardeşim gel bu yola bir su taşı ya. Eyvallah. İşte Ramazan gelmiş. Bir su taşı kardeşim ya. Buraya bir yönel. Yönel. Şimdi sünnet namaz değil mi? Tek cemaatle kılınan namaz sünnet namaz. Dün yatsıda namaz kıldığın camide kaç saf cemaat vardı? İki. İki saf vardı. Bugün kaç saf vardı? Bugün camide yer yoktu. Yer yoktu. Yer yoktu. Dışarıya peki, kadar taştık. Şimdi bu Müslümanlar kızmasınlar, bu saygıdeğer seyircilerimiz darılmasınlar, ama yani dün farz olan yatsı namazında iki saf cemaat, ama bugün sünnet olan namazda cami tıklım tıklım dolu. Ha, biz şimdi bu mübarek ayda dua edelim de Mevla o teravihle birlikte onları vakit namazına getirsin inşallah. 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 Sünnetle tabii beraber farzın da ehemmiyeti. Tabii. İnşallah anlaşılır. İnşallah. Hocam şimdi bir su da arkadaşlar taşısın. Hay hay. Serinleyelim şöyle bir. Tamam. Ardalım ne var şu anda? Seyyah makamında çok güzel bir ilahi. Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Hocam tam bu sohbetin arkasında evet, söylenebilecek doğru en güzel dua olacak. Canım kurban olsun senin yoluna. Hadi bakayım Erdal'cığım, evet, seni dinliyoruz.
Habib Allah, ya Şefi Allah, ya Nebi canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel kendi güzel Muhammed. Gel şefaat eyle kemter kuluma. Adı güzel kendi Allah Allah, gel şefaat eyle kemter kuluna. Adı güzel kendi güzel Muhammed. Adı güzel kendi güzel Muhammed. Yedi kat gökleri seyran eyleyen, kürsünün üstünde Cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmete haktan dileyen. Adı güzel kendi güzel Muhammed. Miraç'ta ümmete haktan dileyen. Adı güzel kendi güzel Muhammed. Adı güzel kendi güzel Muhammed. Ümit olanların çoktur cefası. Ahirette vardır zevku sefası. 18 bin alemin Mustafa'sı. Adı güzel kendi güzel Muhammed. 18 bin alemin Mustafa'sı. Adı güzel kendi güzel Muhammed. Adı güzel kendi güzel Muhammed. Yunus neleri ki cihanı sensiz. Sen Hak peygamberisin şeksiz gümansız. Sana uymayanlar gider imansız. Adı güzel kendi güzel Muhammed. Sana uymayanlar gider imansız. Adı güzel kendi güzel Muhammed. Adı güzel kendi güzel Muhammed. Salatların selamların en güzeli Efendimiz'e gitsin. Öyle bittik. Hocam İlahiler güzel olacak böyle aralarda. Evet. Siz de ritim tuttuğunuza göre biraz musikiyle de bir yakın bir alaka var mı? Tabii. Sadece dinlemeyi seviyorum. İcra yani, yapmadınız mı hocam? Yok, yapmadık hiç. Ama genelde imam hatipler falan biraz... Yani biz onlara fırsat bulamadık ki. Fakirlik var ya, fakirlik. Onun gözü çıksın. Fakirlik söylemeye de aynı oldu hocam. Biz, ben ortaokulu bitirdik. İmam hatibin orta kısmını bitirdik. Görev aldık. Görev aldık çünkü yok... Ben şimdi bunu her yerde söylerim. Gönenli Mehmet Efendi'nin verdiği 1960-61'li yıllarda Gönenli Mehmet Efendi'nin verdiği birer liralar olmasa idi bugün biz buralarda olmazdık. Olmazdık. Onun Allah için tabii. Onun için yani bize el tuttu. Ben köyden gelmişim. Köy çocuğuyum. Hiçbir yeri bilmem, tanımam, etmem, tutmam. El açmış. Aş vermiş, ekmek vermiş efendim, okumamıza vasıta olmuş. Dün aç gezdiğim yerlerden bugün arabamla geziyorum sevgili dostum. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bu Cenab-ı Hakk'ın lütfudur ve Kur'an'ın bize kazandırdıklarıdır. Hocalarımızın duasıdır.
rahmetli dedemin, babamın, annemin duasıdır. Talebe yetiştirmenin ehemmiyetiyle tabii, alakalı aslında çok önemli misaller tabii. Bunlar. Onun için ben yani elimde avucumda neyim varsa dostlarımın zekatlarıydı, fitreleriydi, sadakalarıydı derim ki mutlaka öğrencilere pay ayırın. Çünkü bu memlekette en az yatırım insana yapılmıştır. En az yatırım. Ve zekat öyle sıradan bir ibadet değil o. Sıradan bir ibadet değil. Gerçek manada Türkiye'deki zenginler Allah'ın istediği şekilde zekatlarını hesap ederek versinler. Türkiye'de fakir namına hiç kimse kalmıyor. Hocam şimdi Ramazan ayına da girdik. İbadetlerin Ramazan ayında biraz daha yoğunlaştırılması ve özellikle sadaka, işte fitir sadakası var mesela. Zekatların bu ayın içerisinde verilmeye çalışılması. Aslında bu ayın içerisinde yapılan ibadetlerin Rabbin nezdinde daha makbul ya da derecesinin ya da karşılığının daha fazla olmasıyla mı alakalı? Biraz Ramazan'ın içerisine girelim diye söylüyorum. Ramazan'ın faziletinden zekatımızı da vererek istifade edelim düşüncesi bizde hakim olmuş ve özellikle Türkiye'deki Müslümanlar Ramazan ayında her şeylerini verirler. Ben hep sohbetlerimde, cami vaazlarımda, konuşmalarımda derim ki bu zekatlarınızı bir kenara ayırın. Acil olarak vermeniz gerekenlere verin. Ama bir miktar da kenarda kalsın. Yarın öbürsü gün ihtiyaç sahibi bir insan geldiğinde ya keşke vermeseydik, birazcık ayırsaydık demeyin. O kenarda ayırdıkla, nasıl olsa o niyetle ayırdınız. İnnemel amalü bin niyet demiyor mu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Ameller niyetlere göredir diyor. Ben o niyetle ayırmışım, kenara duruyor o. Bir kısmını acil olanları veririm ama bizim Müslümanlar hep Ramazan'da verirler. Sanki Ramazan'ın dışında zekat verilmez. Zekat ne zaman üzerinde bir sene geçer, tamam olur, o zaman verilir. Ama biz onu Ramazan'a denk getiririz. Ramazan'a denk getirdiğimiz için de bunun içerisinde az zamanda çok istifade etme meselesi var. Hmm. Az zamanda çok istifade etme. Çünkü bin aydan hayırlı bir gece var. Kur'an'ın nazil olduğu bir aydır bu. Biraz evvel Hoca Efendi okudu ya. Şehr-i Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an diye. Yani inne hâzel Kur'âne yehdî lilletî hiye akım. İsra suresinde. Muhakkak ki bu Kur'an insanları en doğruya götürür diyor. En doğruya. Ne götürür? Kur'an götürür. Dün İncil götürüyordu, Tevrat götürüyordu, Zebur götürüyordu. Bugün Kur'an götürüyor kardeşim. Öyleyse bu Kur'an'ı Müslümanlara öğretmek durumundayız. Müslümanlara. Yani şimdi gece saat 12'de veya 1'de Gürkan Bey, babanız hastalandı, anneniz hastalandı. Mesela benim babam da yok, annem de yok hayatta şimdi. Hepsi rahmeti rahmana kavuştular. Gece hastalandı saat gece bir filan. Neredeyse böyle hani öldü ölecek. O anda benim yapacağım en muteber, en makbul iş nedir? Ona bir Yasin okumaktır. Yasin. Allah aşkına ben babama, anneme, efendim eşime, değil mi eşime, eşimin babasına, eşimin annesine, bir komşuma, amcama, dayıma son anında bir Yasin okumuyorsam, okuyamıyor isem ben neye yararım Allah aşkına? Söyler misiniz bana? Hocam şimdi sağlam bir parmak bastık bir noktaya. Kur'an'ın üzerinde konuşacağımız çok şey olacak. Zaten Kur'an ayı diye de biliyoruz. Evet. Camilerimizde mukabelenin çokça okunduğu ve insanların mukabele takip etmek için birbiriyle yarıştığı bir ay. Zaten Kur'an'ın nazil olduğu bir ay. Bunun üzerine konuşacağız. Bugün insanlar belki şu saatlerde sahura kalkanlar biraz sonra niyet edecekler. Evet. Ve bir oruca başlayacaklar. Biraz oruçla ilgili konuşacağız ama az önce innemel amalü bin niyet deyince arkadaşlarımız sual olarak ekranlarımıza yazdılar. Oruca ne zaman başlanmalı? Oruçla ilgili bir takım sorularımız var önümüzde. Evet. Ama önce bir niyetle başlasak, hemen besmelenin arkasında bir de niyeti işlesek. Tabii. Şimdi biz bir mümin olarak yaptığımız işlerin başında ister içimizden hafi olarak, gizli olarak, ister dilimizle zikrederek